Şazip bu kez haddini aşıp çok büyük bir adım attı ve sen onu ders vermek yerine gitmesine izin mi verdin? Başka ne yapabilirdim ki? Onu durdurman gerekirdi. Buraya kalma niyetiyle gelmedi ki. Sadece evliliği konusunda bizi basitçe bilgilendirmeye geldi. Tamam, Şazip gitti ve İsa ile evlendi. Peki? Peki ya biz? Hı? Eniştemle Samira ile evliliğimiz hakkında nasıl konuşacaksın? Bunu hiç düşündün mü? Lütfen söyler misin? Ne düşünmeliyim? Mesela şu anda hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Ferhan isteksizce bana Nisar'ın artık bizimle böyle bir bağ kuramayacaklarını söylediğini açıkça bildirdi. Ama merak etme. Şundan eminim ki Ferhan'ı bir şekilde ikna edeceğim. Sonra o da Nisar'ı ikna edecek. Acele et anne. Yoksa Şazip'le kendim uğraşacağım. Ben hallederim. Şazip, Şazip, Şazip. Bu evin herhangi bir üyesinden ne ablanın ne de oğullarının adını duymak istemiyorum artık. Ama Nisar Bey... Söyleyeceklerimi çok dikkatli dinle. Ne bir daha sen oraya gideceksin ne de onlar buraya gelecek. Bunu yaparsan sonuçlarına hazırlıklı ol. Onlarla akrabalığımız sona erdi. Sadece bugünlük istediğini al. Çünkü bu evin kapıları itaatsiz birine bir daha açılmayacak. Yemek yedin mi? Buraya gel. Yemek istemiyorum. Gel. Ali abi, bir şey yemek istemiyorum. Gel, hadi. Taco. Beni öldürtmek mi istiyorsun yoksa yiyecek misin? Hayır abi, hepsini yiyeceğim ama biliyor musun? Dünyanın en iyi abisisin. Teşekkür ederim. Çok. Teşekkür ederim. Bunlar gerçekten çok lezzetli görünüyor abi. Bir şey olmayacak. Ye hadi, acele et. Acele et. Aa, tamam, önce sen ye. Nasıl? Şşş. Hmm.
Yavaş. Ya, çok lezzetli. Beğendim. Sağ ol abi. İyi ki sebze yemeği hepsini yemedik. Hepsini odama götürüyorum. Sana hiçbir şey vermiyorum. Çekil. Bizi aşağılamak için böyle bir şey yapacağın aklımın ucundan bile geçmezdi. Özellikle hayatımın en mutlu gününü yaşadığım sırada bizi küçük düşürdün. Abimin elleriyle öldürülmeyi umursamam. Ama ben öldükten sonra ne olacak? Anneme ne olacak? Onlar için daha fazla zorluk çıkarmamalıyım. Abim benim günahımın cezasını çekemez. Cezamı kendim kesmeliyim. İsra! Ne yapıyorsun? Bırak onu! Bırak beni! Bırak! Ne yap? Bırak! İsra! Bırak! İsra! Bırak! İsra ne yapıyorsun? Git. Delirdin mi? Kendimi öldüreceğim! Bırak. Bırak beni! İsra! Delirme! Buna asla engel olamazsın! Bırak beni! Bırak! Ne yapıyorsun? O zaman ilk beni öldür! Senden nefret ediyorum! Kendine zarar veremezsin! Nefret ediyorum! Bırak beni! Benden ömür boyu nefret edebilirsin. Ama bunu yapamazsın. Hayır, gel yaparım. Buraya. İsra, delirdin mi sen? Neden ölmek istiyorsun? Çünkü benim hayatımı cehenneme çevirdin Şazip. Bu hayatı yaşamak istemiyorum. Beni evlenmeye zorladın. Bana silah zoruyla imza attırdın. Kendini kahraman mı sanıyorsun? En büyük hatayı senin hayatını kurtararak eğer yaptım. Eğer ölmemi istiyorsan o zaman neden beni durdurdun? Ölmeme izin verseydin. Üzüldüğüm şey de bu zaten. Niye sana engel oldum? Aslında bunların hiçbiri senin hatan değil. Asıl suçlu olan kişi ben. Senin gibi bir adama aşık oldum. Sana aşık olduğum için kendimden nefret etmeye başladım. Senin yüzünden kendimden nefret ediyorum. Bak farkındayım. Artık babanı kaybettin. Ve tüm ailen bunun için seni suçluyor. Bunu hiç istemezdim. Masumiyetini kanıtlayacağım. Ama bana zaman ver. Bu boş sözlerinle ilgilenmiyorum ve sana da hiç inanmıyorum. Ne istiyorsun? Bana vurmak mı? Peki madem. Vur. Ne istersen yap. Sana neden vurayım ki? Suçlu olan benim. Seni sevmenin cezasını kendime keseceğim. Ve sen de hayatının geri kalanında kaybın için pişman ol, tamam mı? Yanılıyorsun. Sen gittikten sonra pişman olmakla kalmam. Kendine zarar vermeye kalkarsan bil ki burayı bir değil iki ceset terk edecek.
Vasiyet bırakacağım. Mezarlarımızın yan yana olması için. Seni terk etmeyeceğim. Bana işkence ederek iyi hissediyorsan, işkence etmeye devam et. Huzurun benim için daha önemli. Düğün olmasa bile Bakar amcanın ölümüne çok üzüldüm. Bu yüzden geldim. Geldiğin iyi oldu. Gelip gelmemekte kararsızdım. Çünkü benim buraya gelmemi isteyip istemediğinden hiç emin değildim. Niye böyle düşünüyorsun? Bence senin önünde utanması gereken biziz. Kendi düğününden gelin olmadan dönmek zorunda kaldın. Bunun için utanıyorum. Dürüst olmak gerekirse senden kişisel olarak özür dileyecek yüz bulamadım doğrusu. İyi ki buraya geldin. Lütfen bizi affet. Abi ne yapıyorsun? Lütfen böyle yapma, beni utandırıyorsun. Buraya Sabah teyzeyi sormaya geldim. Biliyorsun annem seninle görüşmeyi istemiyor. Herhangi bir tepki vermeden o gün törenden geri döndüğün için gerçekten minnettarız. Minnettar olacak bir şey yok. Canımı yakan şey Hamad abiyle planlarımızın İşe yaramamış olması ve o adamın kazanması. Bu arada bir şey öğrenebilirim. Haris lütfen, ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Anlayabiliyorum. Bu olay seni çok kırmış. Ama bir çözüm bulmamız gerek. Bunun için hiçbir çözüm yok. Seni anlıyorum. İsra senin kanından. Ama Şazi böyle bir şey yapmamalıydı. O gün babanın cenazesinde kendini kontrol etme şeklin başarılıydı. Senin yerinde olsam onu orada öldürürdüm. Ama belli ki bunu kız kardeşin için... O benim kardeşim değil. Onunla hiçbir bağım yok. O bizim için öldü. Ben özür dilerim. Haris, bu meseleyi burada kapatsak iyi olur lütfen. Hamad bütün bu olanları unutmaya çalışıyor ama birileri tekrar hatırlatmaya devam ediyor. Benim yüzümden incindiyseniz çok üzgünüm. Acı. Acı çok basit kalır. Bu durum dayanılmaz hale geliyor.
Acını anlıyorum. Çok sevindim. Nereye gidiyorsun? Seninle aynı odada kalamam. Benimle yaşamak istemiyor musun? Bir an için bile. Senin yüzüne her baktığımda babamın katilini görüyorum. Beni buraya getirdiğinde kazandığını zannediyordun, değil mi? Bu ev senin yenilgine tanık olunca çok eğlenceli olacak. Seni öyle küçük düşüreceğim ki bu yenilgiyi kendin kabul edeceksin. Her şeyini kaybetmiş bir kişi daha fazla yenilmez. Eğer hala bunu senin önünde kabul etmemi istiyorsan beni iyi dinle. Kalbim, egom, gururum hepsi senin önünde pes etti. Aa, müthiş. Gerçekten nasıl konuşacağını biliyorsun. Zaten bu sözlerinle beni kandırdın. Bu senin düşüncen. Ne ben değiştim ne de aşkım. Sadece senin duyguların değişti. Sen burada yat, ben içeri geçeceğim. Bütün bunları daha önce yapmalıydın. Niye bana söyletiyorsun? Karakterime inancım tam. Buna gerek duymadım. Hayır, hayır, hayır. Sen karakterinle gurur duyabilirsin. Ama ben sana güvenmiyorum. O yüzden buradan gitsen daha iyi olur. Git.
Hamat akşam yemeği yiyecek misin diye sordu. Canım şu an aç değilim. Aç değilsin, havanda değilsin, bazen de iyi değilsin. Her zaman bir bahanen oluyor değil mi? Neden beni kızdırmak için bahaneler uydurduğunu söylemiyorsun? Hamat beni sürekli sana göndermeye devam ediyor ve sen de her zaman usanmadan beni reddetmeyi seçiyorsun. Benim için endişelenmene gerek yok canım. Ben acıktığımda gelip yemeğimi yerim. Yersin tabii, peki Hamat? Bana her dakika annesinin yemek yiyip yemediğini soran oğlunu hiç düşünmüyor musun sen? Tamam, ben Hamad'a seni rahatsız etmemesini söylerim. Vay, çok haklısın. Bu şekilde masum olduğunu kanıtlayacaksın ve Hamad sana bir şey söylediğimi sanacak. Bu beni küçük düşürmek için iyi bir yol. Neden sadece güzelce yemeğini yemeyi kabul etmiyorsun? Eğer aç değilsem o zaman nasıl yemek yiyebilirim ki? Kızının resmine bakmaya devam ettiğinde gerçekten acıkacağını mı sanıyorsun sen? Ben yemek yemeye gidiyorum, istediğini yap. Neden buraya geldin? Hamat'la konuşmaya geldim. Niye? Ne diyeceksin? Bu olanlardan ders almadın mı? Babam hayatını kaybetti ve sen hala buraya mı geliyorsun? Lütfen onlara geldiğimi söyler misin? Üzgünüm. Şu anda bunu yapamam. Lütfen hemen buradan gider misin? Onlarla konuşmam gerek. İsra'nın masum olduğunu onlara söyleyeceğim. Kimin suçlu ya da kimin masum olduğu bu olanlardan sonra kesinlikle bizi ilgilendirmiyor. Bizi yalnız bıraksan çok daha iyi olacak. Hamat seni öldürecek. Lütfen buradan gider misin? Git artık lütfen. Lütfen. Hayır dedim. Neden geldin? Buna nasıl cüret edersin? Çok üzgün olduğunu biliyorum. Gerçekler için geldim. Asıl gerçek şu ki bizi küçük düşürdükten sonra bile sadece benimle dalga geçmek için karşıma çıkmaya devam ediyorsun. İstersen beni öldür. Ama İsra'nın suçu olmadığını söylemek istiyorum. Suçlu benim. Sen misin? Suçlu sensen.
Sana yalvarıyorum. Allah aşkına bir daha buraya gelme. İsra masum. Lütfen affedin. Kaybol buradan. Eğer seni bir daha bu evin yakınlarında görürsem... Hamat içeri gir. Hadi Hamat. Ne oldu? Hiçbir şey, soru yok. Nasılsın? Kimsin? Nimra ben. Dinliyorum. Neden İsra ile evlendin? Neden onu seçtin? Çünkü kalbim İsra'nındı. Seninle evlenmeyi hayal ediyordum. Ondan ayrıl. Boşa onu. Yine de seni kabul ederim. Neden aradın? Neden konuşuyoruz? Dalga mı geçiyorsun? Mecbur bırakıyorsun. İsra'yı özel yapan ne? Bana hakaret ettiğin için seni daha mı çok seviyor? Hayır. O beni sevmiyor. Ama ben onu seviyorum.
Sevmek emek ister. Sözle olmaz. O seni benden daha çok sevemez. Kimse İsra'yı benden daha çok sevemez. Beni bir daha arama. Seni hep... hep arayacağım. Beni sevmiyor. Ama ben onu seviyorum. Madem böyle sevgi dolu kuzenin var, neden beni buraya getirdin? Neden kandırdın? Çünkü o sen değil. Ben nesne değilim. Gücünle bana sahip olamazsın. Seni isteyen biri var. Bütün hazırlıklarınız da tamamlanmıştı. Ama sen beni karanlığa ittin. Her şey hazırken Şazip, neden gitmeme izin vermedin? Karanlığa itmedim. Senden sır sakladım. Çünkü bu yüzden endişelenmeni istemedim. Zaten bir sorunun vardı, perişan olmuştun. Sırf bu yüzden. Perişan oldum. Ama ölmedim. Bu açıklamaların hiçbiri dürüstlüğünü kanıtlayamaz. Bunu sana bir tek zaman kanıtlar. Zamana bıraktım. Sana güvenmiyorum. O zamanı beklemiyorum. Bir daha güvenirsen, sana asla zarar vermek istemediğimi bil. Bir yalancıya tekrar tekrar güvenilemez. Abim arıyor. Alo? Abi, bugün beni arayacağından adım gibi emindim. Çünkü bu kadar uzun süre bana kızgın kalamazsın.
Beni evden hiç kimse arayıp sormasa da ben senin arayacağından kesinlikle emindim. Merak ettiğimi mi sanıyorsun? Bu imkansız. Annem araya girip Şazib'in hayatını kurtardığı için şükretmelisin. Ama İsra, eğer Şazib tekrar bu eve adımını atacak olursa onun cesedini bulursun. Bunu söylediğimi ona anlat. Ne oldu? Hiçbir şey. İyiyim. Bütün bunları yapmaya ne gerek vardı? Eğer benim kontrolümdeyse... Ama onlara zarar vermeyeceğine dair bana bir söz vermiştin, değil mi Hamad? Evet, bir söz vermiştim anne. Ama beni rahatsız ettikten sonra sessiz kalacağıma dair söz vermedim. Hamad kesinlikle haklı. Her şeyin bir sınırı vardır. Bu kızın hamurunda ne var bilmiyorum. Başka bir kişiyle evlenmek için kendi isteğiyle kaçtı ve... Şimdi neden buraya gelip huzurumuzu bozuyor? Maşallah babasının ölümüne sebep oldu. Şimdi hedefinde kocan mı var yoksa? Ben artık sabrımın sonuna geldim anne. Çok zorlandım ama kendimi kız kardeşimin öldüğüne inandırdım. Ama İsra ile Şazib tekrar karşıma çıkarsa beni affet. Maalesef sözümü tutamayacağım. Hamad! Her şeyi kendi gözlerinle gördün mü? Duydun değil mi? Lütfen kızını arayıp saygınlığımızı yok ettiği yerde kalmasını söyle. Kocamın hayatını tehlikeye atmak için buraya gelmesine gerek yok. Merak ettiğimi mi sanıyorsun? Bu imkansız. Annem araya girip Şazib'in hayatını kurtardığı için şükretmelisin. Ama İsra, eğer kocan tekrar bu eve adımını atacak olursa onun cesedini bulursun.
O beni sevmiyor. Ama ben onu seviyorum. Numaramı engellemiş. Anne? Alo? Anne? Her şey senin istediğin gibi oldu. Neden hala ısrarla buraya geliyorsun? Anne, ben o gün seninle konuşmaya gelmiştim. Aslında her ne olduysa benim hatam değildi. Ben tamamen masumum. Hiçbir şey bilmiyordum. Lütfen beni affet. Benim suçum yoktu. Bunu sen söyle. Kızının böyle bir şey yapacağını düşünüyor musun? Söyle. Sen ne yapman gerekiyorsa zaten yaptın. Şimdi yoluna git. Sakın hayatımıza geri dönmeye falan çalışma. Çünkü sen bizim bütün itibarımızı iki paralık ettin. Ayrıca bugün Şazib'i bizim evimize gönderdin. Ama eğer bir daha buraya gelirse ve onun yüzünden oğlum herhangi bir suç işlerse, sana yemin ediyorum, o zaman seni ben öldürürüm kızım. Lütfen böyle şeyler söyleme. Vakar sizin bu yaptıklarınız yüzünden öldü. En azından Hamad'ı rahat bırak. Daha fazla gücüm kalmadı artık. İlk önce kocam, sonra kızım ve şimdi de oğlum mu gitsin? Bak İsra, çaresiz bir anne sana şu anda yalvarıyor. Sadece mutlu ol. Seçtiğin yolda mutlu olman için sana her gün dua edeceğim. Ve asla buraya geri dönmeye çalışma sakın. Çünkü hiçbir sevdiğini bulamayacaksın. Bütün bağları kendi ellerinle koparttın. Anne lütfen. Lütfen anne böyle konuşma. Anne. Keşke hiç o yanlış yolu seçmeseydin Esra. Seçtiğin yol bizim sonumuz oldu. Ah.
Nasıl yaralandın? Sana soruyorum. Nasıl yaralandın? Basit bir şey. Yalan. Evime gitmeni kim istedi? Senden evime gidip ailemin sabrını zorlamanı kim istedi? Neden gittin? Gideceğim. Tekrar gideceğim. Ailen seni affedip kabul edene kadar oraya gideceğim. Şasip, ne kabul etmesi? Ailem beni neden kabul etsin ki? Zaten onların hayatını alt üst ettim. Bunca şey yaşandıktan sonra bu özür dramını sergileyerek neyi kanıtlamak istiyorsun? Ailemin neyi anlamasını istiyorsun? Sen her ne yaptıysan ben de seninle aynı derecede suçluyum. Yanlış anlıyorsun. Abine gerçekleri anlatacaktım ama... Peki abim ne yaptı? Sana ne cevap verdi? Mutlu musun? Bir daha benim adıma konuşma yapmak için sakın ailemin evine gitmeyi aklından geçirme Şazip, yoksa... Sonunda ne olacağı umurumda bile değil. Çünkü durmayacağım. Abin beni öldürse bile onu ikna etmek için elimden geleni yapacağım. Bunu neden yapıyorsun? Kendini bir kahraman olarak kanıtlamak için mi? Sevgimi kazanmak için mi? Şazip, bütün bu çabaların işe yaramayacak. Hiçbir şey kanıtlamak istemiyorum İsra. Sadece kaybettiğin gururunu geri almanı istiyorum. Bütün bu kelimeler kulağa hiç hoş gelmiyor. Thank you.
Şey, seninle önemli bir şey konuşacaktım. Evet, söyle. Dinle Nisar. Nimra şahsip yüzünden mahvoldu. Ama sadece Nimra'yı düşünerek Samira'nın mutluluğunu mahvedemeyiz. Neden bilmece gibi konuşuyorsun? Ne söyleyeceksen açık ol. Söylemeye çalıştığım Şahzib'in hataları yüzünden Nimra incindi. Ama neden biz şimdi Samira'nın kalbini kırıyoruz? Bunda Rıza ve Samira'nın suçu ne? Hangi günahın cezasını çekiyorlar? Yani sen şimdi kızlarımdan birini o aileden biriyle evlendirmemi mi söylüyorsun? Eğer Samira'yı Rıza ile evlendirirsek o evi tekrar ziyaret edeceğiz. O eve girerken diğer kızın ne hissedecek, bunu düşündün mü hiç? Ablam her şeyi düzelteceğim dedi. Sen ve senin ablan neyi düzelteceksiniz? Düzeltecek ne kaldı? Seni o kadar uyarmama rağmen onunla bağını koparmadın. Bağlarımı nasıl koparabilirim? Ablam sürekli beni arıyor. Ona cevap vermek zorundayım. Ben senin kadar katı olamam. O benim büyüğüm. Tıpkı bir anne gibi. Eğer o senin için bir anneye eş değerse onunla tek görüş, tamam mı? Ben artık kızımı başka bir sınava sokamam. Ablan şimdiye kadar ne yaptı ha? Bizi aramak ve kızdırmanın dışında. Oğlu kendi seçtiği bir kızla evlendi ve onu ayrı bir eve götürdü. Hepsi bu kadar. Şimdi beni iyi dinle. Yakında iki kızımı da başka yere gelin vereceğim. Konuştuk. Yakın arkadaşım. Tanıdığı uygun bir aile varmış. Samira'yı görmeye gelecekler. Samira, ama Samira daha küçük. Ne fark eder ki? Önce küçüğü evlensin, sonra büyüğü evlenir. Yakında Nimra'ya da birini buluruz. Samira'nın fotoğrafını beğendiler. Yarın görmeye geliyorlar. Sen onları ağırlamak için hazırlık yap. Neden benim fikrimi veya önerimi almadan onları davet ettin? Sana söylemiştim Ferhan. Şimdi git. Hazırlığını yap. Ben de işe gidiyorum. Rıza dışında biriyle evlenmek mi? Ne imkansız. Mümkün değil. Ben her zaman teyzemin lüks evinde yaşamayı hayal etmiştim. Başka biriyle nasıl evlenebilirim ki? Hayır. Bu imkansız. Sonunda sözde nişanlını hatırladın mı? Sen neden bahsediyorsun? Bir de sözde nişanlı ne demek? Aynı şey başımıza geldi. Nişanlanacaktık ama mümkün olmadı. Hala beni nişanlın olarak görüyorsun. Buna göre senin sözde nişanlınım değil mi? Samira beni dinle. Bak moralim çok bozuk zaten, tamam mı? Seni azıcık da olsa daha iyi hissedebilirim diye aradım ama... Benden kimin öfkesini çıkardığını hiç bilmiyorum. Kimsenin öfkesini kimseden çıkarmıyorum. Ve moralin bozuk, öyle değil mi? O zaman sana iyi bir haber vereyim. Sonunda. Söyle, iyi haber neymiş bakın. Babamın bir yakını beni beğenmiş ve yarın beni görmeye geliyorlar. Aklını mı kaçırdın sen? Evet, gerçekten aklımı kaçırdım. Bu yüzden en kısa zamanda bir şey yap ki babam beni evlendirmesin, tamam mı? Eğer bu düğün olursa
Çok kötü olacak Rıza. Çok kötü. Bak beni dinle. Ben annemle konuşacağım ve o eniştemi ikna edecek, tamam mı? Her zaman adımı sadece senin adınla yakıştırdım, biliyor musun? Eğer beni başkasına verirlerse evlenmeyeceğim, intihar edeceğim. Ben de senin başkasıyla evlenmene katlanamam Samira. Bütün bu sorunlar Şazip yüzünden. Ne yapacaksan elini çabuk tut. Eğer bu düğün gerçekleşirse cenazemi kaldırmak için evime gelmek zorunda kalırsın. Bu kötü sonu da nasıl yazdın şimdi? Bunu yapabilirim. Beni iyi tanıyorsun Rıza. Hem de gözümü bile kırpmadan. Samira beni din... Alo? Şu an meşgul olduğunu biliyorum ama önemli bir konuda konuşmamız gerekiyor. Sorun değil. Gel otur. Ne oldu söyle. Anne, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ben çok şanssızım. Her şey beni buluyor. Ne zaman mutlu olacağım ben? Ne oldu? Açıkça söyle. Samira'dan bir telefon aldım. Ağlıyordu. Eniştemin onun için başka bir damat bulduğunu söyledi. Nisa neden bu kadar acele ediyor? Mesele acele etmek değil anne. Sadece söyle bana ne yapacağımı. Çünkü ben onun başkasıyla evlenmesine katlanamam. Ama sonuçta hemen evlenmiyor. Sadece insanlar onu görmek için geliyor, değil mi? Öyle mi anne? Bu haberi duyduğun zaman şaşıracağını düşünmüştüm ben. Ama bu tavrından sonra ne hissettim biliyor musun? Sanırım onun başka biriyle evlenmesini istiyorsun. Bunu niye isteyeyim Rıza? İnsanların Samira'yı görmek için gelmelerine ben de çok şaşırdım. Biz böyle otururken başkası onu alacak. Böyle bir şey olmayacak. Çünkü ben bir kızı gelinim olarak seçtiysem, öyle ya da böyle alırım. Benim yapım bu. Samira ve Nimra, her iki kardeş de benim gelinim olacak. Bitti. Nimra umrumda bile değil. Ama Samira'yı gelinin yap. Bunda benim suçum ne? Ben mi gidip bir başkasını kaçırdım? Hayır. Tamam. Ben bu konuyu Nisa'yla konuşacağım. Anne, konuşmak yetmez. Samira ile evlenmem gerek bu. O benim babam. 8 yıl önce bir kazada vefat etti. Babamın ani ölümü herkesi çok üzdü. Ama en çok ben üzüldüm. Çünkü ona çok bağlıydım.
Babamın ölümünden sonra açıkçası bir şey fark ettim. Onun işini yürütmem gerekti. Sorumluluklarının çoğu yarım kaldı. Ben yetişmek zorundaydım. Babam beni hiçbir zaman azarlamadı. Bir keresinde biz arkadaşımla okuldan kaçmış, birlikte bisiklet sürüyorduk. Sonra yolda dururken bir anda babam çıktı ve okuldan kaçtığımı gördü. Böylece onları kandırdığımı anladı. Ama bir şey demedi. Sessizce oradan ayrıldı. Sonra ben de babamın ofisine gitmeye karar verdim. Babamdan özür diledim ama beni çoktan affetmişti. Hiçbir şey söylemedi. Tek bir şey söyledi. Bu yaptığın senin kişiliğinde kötü bir leke bırakacak. O zamanlar neyin iyi ya da neyin kötü olduğunu bilmiyordum. Ama büyüdükçe anlamaya başladım. Ve bu yüzden her zaman yanlış şeylerden kaçtım. Şu yaşıma kadar asla yanlış adım atmadım. Daha düne kadar. Çünkü seni gördüm. Sana aşık oldum. Seninle evlenmek istedim. Başka bir seçeneğim yoktu. Başkasıyla evlenmeni kaldıramazdım. Eğer bugün babam yaşasaydı, bunların hiçbirine gerek kalmazdı. Eminim o bizi desteklerdi. Niye bana bunu anlatıyorsun? Babamı tanıman gerektiğini düşündüm. Biliyorum Nisar, buraya gelmemden hoşlanmıyorsun. Ama yapacaklarını duyunca öylece sessiz kalmam mümkün değildi. Sen Samira'yı bir başkasıyla evlendirecek misin, doğru mu? Samira ile Rıza'nın birbirlerini sevdiklerini biliyorsun. Sevebilirler. Ama olanlardan sonra mümkün değil. Bunun için beni suçlama. Olanların çok yanlış olduğunu kabul ediyorum. Ama bütün bu olanlarda Samira ile Rıza'nın ne suçu var? Onları neden cezalandırıyorsun? Abla, bunu bir ceza olarak görme. Ben kararımı verdim. İki kızımız da senin gelinin olmayacak. Şu anda öfkeni anlayabiliyorum. Ve inan bana, ben de Şazip'e en az senin kadar kızgınım. Şazip benim oğlum ama Nimra'yı da tıpkı kızım gibi seviyorum. Ben bu konuda ablama katılıyorum Nisar. Tüm bu olanlarda Rıza ve Samira'nın ne suçu var? Bence herkes suçlu.
benim kızlarımın dışında. Oğlunun umurunda değil. Kendi seçtiği hayatı yaşıyor. O hayatından memnun. Kesinlikle haklısın. Şazib'in umurunda değil ama en azından benim sözlerime güven. Ben ne dediysem onu yerine getireceğim. Kızlarım o kadar basit değil. Onları sürekli gelin yapacağım ve oğulların onları reddedecek. Yarı buraya Samira'yı görmeye geliyorlar. İnşallah yakında evlenir. Allah nasip ederse Nimra'yı da başkasıyla evlendireceğiz. İki kızımız da mutlu olacak. Kötü şeyler yaşadık ama birinin hatası için herkesi cezalandıramayız. Samira için iyi bir talip arıyor olmanı kabul ediyorum ama yine de ne fark eder ki? Kızlar başkasıyla mutlu olamayacak. Onların mutlu olmadığı bir düğün ne işe yarar? Bunu yapma Nisar. Bak, lütfen Samira'nın Rıza'mla evlenmesine izin ver. Sana yemin ederim Samira bizimle çok mutlu olacak. Kabul et Nisar. İki kızımız olmasa bile en azından biri mutlu olsun. Allah rızası için. Tamam, bana düşünmem için zaman ver. Gün boyunca sürekli dışarıda oluyorsun. Beni bu zindanda bir mahkum gibi tutuyorsun. Neden? Seni kim mahkum olarak tutuyor burada? Sence mahkum değil miyim Şazip? Bu evin kapısı senin isteğinle açılıyor ve senin isteğin üzerine kapanıyor. Senin güvenliğin için. Böyle bir güvenlik istemiyorum. Burada bir tutsak gibi yaşamak istemiyorum. Bir daha olmayacak. Çok teşekkür ederim. Bu evde tutsak değilsin. Her yere gidebilirsin. Bu kadar inceliğe gerek yok. Ya buradan kaçarsan? Kaçmasın. Sen öyle bir insan değilsin. Seni iyi tanıyorum. Çok haklısın. Kaçsam nereye gideceğim ki? Artık ailem bile bana düşman oldu. Ve itibarımı mahvettikten sonra bütün bunlar çok yapmacık geliyor. İtibarını mahvetmedim. Benim aptallığım yüzünden ailen senden uzaklaştı. Hala çabalıyorum. Onları ikna edeceğim. Sözlerine zerre kadar güvenmiyorum. Eğer ailemi biraz bile önemseseydin, bunları asla yapmazdın. Seni kaybedemezdim. Beni çoktan kaybettin. Sen de aşk hakkında konuşurdun. Benimle evlenmek için çok acele ederdin. Buna çok hevesliydin. Ne oldu? Sadece sen ailenden ayrılmadın. İsra, ben de ailemi terk ettim. Burada seninle yaşıyorum. Bu aşk çabası senin için nasıl günah haline geldi? Bu soruyu bana değil, önce kendine sor. Sen bu mübarek aşkınla yaşayabilirsin. Ama ben yaşamak istemiyorum. Sen kazandığını düşünebilirsin. Bu ev, eşyalar, servetin, her şeye sahipken neden hala mutsuzsun? Bence çok mutlu olmalısın. Ve hatta kendi kendine alkışlayıp davullar çalıp kutlama yapmalısın. Eski zamanlarda insanlar
Genellikle savaşı kazandıklarında zaferlerini aylarca kutlarmış. Sen de kutla. Neyi bekliyorsun? Keşke kazansaydım. Ama yine de eğer kalbinde bir yer almayı başarırsam kutlama yapacağım. Tıpkı daha önce olduğu gibi. Hayır. Sen gönlüme giremezsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.